Merhaba Andorak izleyicileri, ben Andorak.mercan ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere UEFI hakkında bahsedeceğim. UEFI nedir, ne işe yarar, artıları falan nedir ve bizde UEFI desteği var mı, bilgisayarımızın, cihazımızın UEFI desteği var mı diye bundan konuşacağım. Arkadaşlar UEFI öncelikle Unified Extendable Firmware Interface olarak geçiyor. Yani benzersiz genişletilebilir yazılım arayüzü olarak geçiyor. Yanlış söylemiş olabilirim. Ufak tefek hani böyle bir hatalar olabilir. Oralara çok takılmayın. Ve şuraya da yazacak olursam UEFI şeklinde yazılıyor arkadaşlar. UEFI'nin şöyle biz öncelikle hani tüm bunları yapmadan önce tabii ki UEFI olarak Windows 10 kurulumları falan filan bunları göstereceğim arkadaşlar. Bunlar kanalımda olacak. Onlara da hemen video sonunu eklemişimdir. Veyahut kanalımdan aratıp çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz UEFI yazıp. Bilgisayarımızın UEFI destekli olup olmadığını başta nasıl anlayacağız? Çünkü kurulum yapabilmemiz için bunu bilmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar eğer bilgisayarınızı yeni aldıysanız zaten bunlarda büyük ihtimalle UEFI desteği olacaktır. UEFI hem ileri dönük hem de geriye dönük destek sağlıyor arkadaşlar. Böyle bir artısı var ve aynı zamanda GPT partition şemasını kullanıyor. Sistemimizin daha hızlı açılmasına ve çeşitli ekstra yeni özelliklere daha olanak sağlıyor. Cihazımızda UEFI olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için arkadaşlar BIOS'umuza gireceğiz. BIOS'umuz eğer bu şekilde gördüğünüz gibi grafik bazlı bir BIOS'sa bu şekilde mouse'la kontrol edilebiliyorsa UEFI ve hatta BIOS ekranında üst taraflarda veya altlarda bir yerlerde herhangi bir yerde UEFI simgesi yazıyorsa arkadaşlar cihazınızın UEFI desteği vardır arkadaşlar ve UEFI bir Windows 10 kurulumu yapabilirsiniz. Hatta tercihiniz de bu yönde olmalı. Onun dışında arkadaşlar bazı cihazlarda UEFI desteği hani o gördüğünüz şekilde grafik arayüzü değil de böyle eski bazlı olabiliyor. Birazcık eski bazlı olabiliyor. Yine fareyle kontrolü olabiliyor bu şekilde. Ve bazılarında bu çok yeni versiyonlarında falan olsa diye tahmin ediyorum. Bazılarında eski BIOS görünümü olabiliyor. Yani sadece input output şeklinde klavyeyle yönetebildiğiniz şeyler olabiliyor. Bunlar ya üretici firma tarafından UEFI desteği, UEFI grafik arayüzlü bir BIOS yapılmamış oluyor. Bunlar genelde laptoplarda daha çok sık karşılaşılıyor. Eski bir görünümü oluyor BIOS'un ama UEFI desteği oluyor. Yine ibareler arayabilirsiniz. Bu şekilde burada gördüğünüz şekilde BIOS'unuzu UEFI ibaresi arayabilirsiniz. Veyahut deneyerek bunu öğrenebilirsiniz. Cihazınızın UEFI destekleyip desteklemediğini anlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar eğer USB belleğinizi taktığınız zaman söylemesi de çok şey oluyor böyle zor oluyor birazcık. USB belleğinizi taktıktan sonra boot edeceğiniz zaman USB belleğinizin isminin başında UEFI takısı varsa arkadaşlar cihazınız iki tane olup bir tanesi normal kendi isminde bir tanesi de ismi yazıp başında UEFI takısı varsa arkadaşlar buradan cihazınızın UEFI desteklediğini anlayabilirsiniz. O UEFI taglı olanı seçip UEFI kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca bu şekilde arkadaşlar UEFI ekstra bir firmware ile işletim sistemi arasında ekstra bir katman olup ekstra bir işletim sistemi var gibi. Şurada ufak bir şema var. İşletim sistemi ile firmware arasında, yazılım arasında harici bir tane genişletilebilir arayüz oluyor ki bu UEFI oluyor arkadaşlar.
genişletilebilir özelliği var. Modüler bir yapısı var. O artısı var. Tabii ki bunlar normal bir kullanıcı için çok fazla bir şey fark etmiyor ama yeni teknolojiler açısından olması tavsiye ediliyor. Ve ayrıca UEFI olduğunu, UEFI bir kurulum yaptığınızı başarılı bir şekilde ya da cihazınızda UEFI bir kurulum olduğunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Bunun Windows açılırken Windows logosu değil de anakartınızın logosu veyahut da üreticinin logosu varsa arkadaşlar bu UEFI bir Windows kurulumu olduğuna işaret olabilir. Tabii ki her zaman da bu olmayabilir. Yani onu birazcık kendiniz kontrol etmeniz gerekiyor. İnternette ayrıca internette aratıp bulabilirsiniz anakart modelinizi yazıp. Benimkisi mesela Z97 ve UEFI'yi destekliyor. Şu anda benim Windows'um da UEFI bir şekilde kurulu arkadaşlar. Zaten yeni bir bilgisayar topladıysanız UEFI desteği vardır arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmadan ekstra takıldığınız yerler veyahut da aklınıza takılan yerler olursa açıklama kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman elimden geldiğince çabuk ve elimden geldiğince hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım. Onun dışında başka da diyeceğim pek bir şey yok. Evet arkadaşlar, kesintiden dolayı özür dilerim. Nerede kalmıştık? UEFI'yi anlatıyordum. Evet. UEFI'nin kısaca avantajları bu şekilde arkadaşlar. Ve aynı zamanda UEFI ile birlikte Secure Boot özelliği geliyor ki UEFI BIOS ile. Öncelikle nasıl çalıştığını anlatayım. Daha sonra özelliklerini anlatırım. İlk başta BIOS'tan yapıyorsunuz tabii ki bu ayarı, UEFI BIOS'unuzdan. UEFI BIOS'a girip Secure Boot'u açıyorsunuz ve Secure Boot'un avantajı ise hani başkası normalde bilgisayarınızda varken farklı bir harici HDD'den, hard diskten veyahut da bir USB bellekten boot edip oradan açabilir ve sizin sistem dosyalarınıza yine erişebilir yani oradan. Bunu engellemek için Secure Boot özelliği var. Secure Boot'a bir tane işletim sistemi tanımlıyorsunuz ve bu ondan başka hiçbir işletim sistemini boot etmiyor. Hard disklerde yüksek boyutları destekliyor. 2 TB'dan fazla boyutları destekliyor. Yanlış hatırlamıyorsam normal şeylerde Windows kurduğunuz zaman en fazla 2 TB destekliyor. 2 TB'dan sonrasını bölüp bölüp bırakmanız gerekiyor. Ama UEFI Windows sayesinde 2 TB'dan daha yüksek boyuttaki şeylere Windows kurabiliyorsunuz. Hızlı açılmasını ve açılırken anakart logosunun gözükmesinin dışında bu şekilde yararları var bize. Zaten yeni aldığınız bilgisayarlarda laptop değilse bu, ki laptoplarda, eski laptoplarda hala aynı şekilde UEFI olmayan BIOS'lar var. Gerçi yeni bir bilgisayar aldıysanız günümüzde artık UEFI BIOS da geliyor. Zaten BIOS ekranına girdiyseniz fark edersiniz zaten fareyle falan kontrol ediliyor. Böyle grafikli mrafikli falansa oradan anlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, UEFI BIOS varsa her zaman UEFI BIOS ve UEFI Windows 10 kurulumunu da tercih edin arkadaşlar. Bu size ekstra avantaj sağlayacaktır. Her neyse, ben daha başka diyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın ve Twitch canlı yayınlarıma da gelmeyi unutmayın ve benim diğer kanallarıma da abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece en yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.